Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 19 Ekim Çarşamba. ABD'de henüz üçüncü çeyrek sonuçlarının onda biri açıklandı, ancak açıklanan ilk sonuçların %70'inin beklentileri aştığı görülüyor. Geçmiş istatistikler, devam eden süreçte bu oranın fazla değişmeyeceğine işaret ettiğinden ABD borsalarında tepki arayışı bilanço sezonu boyunca devam edebilir dün %0,90 ila %1,1 yükselen Wall Street'te, vadeliler de bu sabah %0,40 ila %1,1 arası pozitif tarafta. Asya'da karışık bir seyir var. Apple'ın üretimi azaltma planı Çin ve Hong Kong'da satış getirirken, Tokyo ve Sydney'de alımlar sürüyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. Bununla beraber son 13 işlem gününde %26 yükselen ve dün gün içinde test edilen 3927 tarihi zirve seviyesinden yabancı satışları ve para çıkışı ile momentum kaybeden BIST'e, kar satışlarına karşı temkinli olunmalı. BIST yüz endeksinde takip edilmesi gereken destekler 3800, 3805, 3740 ve 3650, dirençler 3880, 3927 ve 3970, 4000 bölgesi. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 735 bas puandan başlıyor. Ajanda da ise içeride veri akışı sakin. Euro bölgesinde Eylül tüfe final revizyonu açıklanacak. Ağustos'tan Eylül'e %9,1'den %10'a yükselen yıllık tüfede bu oranın teyit edilmesi bekleniyor. ABD'de ise konut başlangıçları, inşaat izinleri ile FED 5 kitap raporu takip edilecek. Ek olarak, ABD'de Bayer Hughes, Nasdaq, Procter Gamble ve Tesla dahil 20'ye yakın şirketin 3. çeyrek sonuçları açıklanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. Thank